Bugün görüyoruz ki bazı meslektaşlarımız bir yalandan diğerine savruluyorlar. Bu savrulma da şundan kaynaklanıyor. Bir yalanı başka bir yalanla üzerine bina ederek devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu süreç aslında onların yalanlar üzerine kurduğu bir süreç. Biraz önce Metin Bey dedi ki yağmur yağmasa cemaatten biliyorlar. İşlerine geleni de gelmeyeni de cemaatten biliyorlar. Yani öyle bir format kurgulamışlar ki. Bugün faiz artar, cemaatten bilirler. Yarın faiz düşer, cemaatten bilirler. Dolar artar, bilirler. Dolar düşer, bilirler. Halbuki Sayın Başbakan biraz önce burada kendisi dedi ki bu 17 Aralık operasyonuyla bunun bir ilgisi yok. Bunu bağlamak yanlış olur. Evet. Bu dedi Amerikan Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasıyla ilgili bir konu. Şimdi bu gelinen süreç bir kere iktidarın karşısında mücadele ettiği ya da kavga ettiği bir siyasi parti olmadığı için şu anda bana göre iktidar bir boşlukla kendi kendine bir kavga yürütüyor. Peki niye kavga ediyor? Yani evet hani 17 Aralık'tan bu yana biz bunu konuşuyoruz ve bütün, kimse bunun cevabını galiba veremiyor. Yani niye bu kavga, niye bu gerilim? Bu kavganın en temel sebebi yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başlamasından sonra ortaya çıkan bazı donelerle bir yolsuzluk ve rüşvet olduğu ortada algısı kamuoyunda belirdiği için dolayısıyla bu konuyla ilgili bazı bakanların isimleri geçip onların çocukları tutuklandığı, işte evlerden para kasaları çıktığı, ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunduğu, bir takım yasal telefon konuşmalarında bir takım birilerinin bir yerlere girip çıkarken getirdikleri, götürdükleri işte elbise çantalarında, ondan sonra çikolata kutularında bunların hepsi telefon konuşmalarında da var. İzah edilmesi mümkün olmayan konular karşı karşıya kalınca. İzah edilmesi mümkün olmayan şeyler çıkınca bunun bir yere bağlanması gerekiyor. Artık bunu da cemaate bağlamak uygun görüldü o zaman. Tabii ki yani, bu bir yargı. Ananasa kadar vardı olay. Düşünün yani her şey gerçek bir ananas üzerinden neredeyse toplulukların karşısında altında başka bir şey varmışa kadar götürüldü ki neyse ki bugün Sayın Arınç konunun bu konuda ananas meselesinin en azından uzatılmaması gerektiğini bir kez daha söyledi. Evet. Yani tabii meseleyi günü kurtarma hamleleri olarak gerçekleştirdiğiniz zaman her gün yeni bir argümana sarılmak durumunda kalıyorsunuz. Yani yasal olmayan bir telefon konuşmasının dinlenmesi sonucu ortaya çıkan ve ortaya atılan yani sokaktaki çocuğun bile inanmayacağı bir ananas hikayesine Sayın Başbakan'ın sarılıp bunu meydanlarda bir argüman olarak kullanması gerçekten izah edilebilecek, kolay izah edilebilecek, mantıkla izah edilebilecek bir durum değil. Şimdi niye bu ekonomideki dövizin artması, ondan sonra işte Merkez Bankası'nın müdahalesiyle, faizin artmasıyla bunun dizginlenmeye çalışılması hizmet camiasına fatura ediliyor. Bütün temel sebep şu algıyı oluşturmak. Ey millet, darbe yapmak istediler. Bize karşı darbe yaptılar, darbe yapmak istediler. Dolayısıyla ekonomide şu kadar milyar zarar var. Bu darbeciler sizin cebinize elini attı, cebinizi hortumluyorlar. Yani bu çok popülist bir yaklaşımla meselelerin aslında ne olduğunu, çok böyle teknik olarak ne olduğunu, işte ekonominin nereden gelip nereye gittiğini, Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir para politikası izlediğini, Amerika'nın faizlerdeki müdahale durumu, ondan sonra onun farklı yerlere yansımasının teknik olarak neler olduğunu çok bilmeyen ve araştırmayan toplumda çok popülist bir söylem. Yani darbeciler cebinize elini attı hortumluyor. Bunlar kim? Bunlar da bize darbe yapanlar. Bunlar kim? Bunlar işte bu cemaat. Ben burada bir şey söylemek istiyorum Abdullah Bey müsaadenizle. Normalde Başbakan TÜSİAD'a mesela vatan hainliği yakıştırmasını yaptığı zaman da aslında bunun ekonomiye de bir yansıması ve bir maliyeti olacağını tahmin edebilmesi gerekiyor ve mutlaka ediyordur. Yani TÜSİAD'ın her normal ekonomik yapının, herhangi bir ekonomistin ya da bir iktisat fakültesinden mezun olmuş öğrencinin bile Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde siyasi istikrarsızlık varsa, siyasi gerginlik varsa bunun yabancı yatırımcı tarafından olumsuz algılanacağını söylemesi çok normal. Zaten bunlar öğretiliyor ekonomi fakültelerinde. Evet. Bunu söylemiş olmasının vatan hainliği ne kadar götürmesi, elbette ki bunun ekonomiyi olumsuz yansıyacağını mutlaka bilmesi, tahmin etmesi gerekiyor ve biliyordur da. Burada şunu ilave ama bunu buyurun yani bir burada şekilde sadece başka bir siyasi amaç. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini yönetenlerin motivasyonlarının dağılmaması gerekiyordu ki maalesef darmadağınık oldu motivasyon. Oysa bizim buradaki siyasi gerginliklerle vakit kaybetmek yerine
dünyada olup bitenleri çok yakından takip etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Maalesef Türkiye Fed'in politikalarına hazırlıksız yakalandı. Oysa ekonomi yöneticileri mutlaka bunu çok iyi bilir ki Fed'in gidişatına göre bakar, dünyadan bunlar parayı çekmeye başlıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'den de gitme ihtimali var bu paranın. Benim ona göre tedbir almam lazım. Fakat ne yapılıyor? Israrla Merkez Bankası bağımsız denmesine rağmen Merkez Bankası'nın faizleri arttırmamasına çok sevindim, onları tebrik ediyorum dendi. Biliyorsunuz Brüksel'le gidiş sırasında vesaire. Hatta zaman zaman faizlerin yükselmesini ben hiç tasvip etmem gibi. Merkez Bankası baskı altında kaldı kalmadı onu bilemem. Sonuç itibariyle bağımsız bir kurumdur. Fakat Türkiye'nin ortada bir gerçek var ki Fed'in ve dünyadaki ekonomik gidişatın aksine bir hareket yaptı ve bunun bedelini de önceki gece ağır bir şekilde ödedik. Belki yapılması gereken bu baskı ortam ve gergin ortam olmayıp ona göre adım adım bazı hareketler yapılması gerekiyordu. Bazı faiz yükseltilmelerine belki gidilmesi gerekiyordu. Fakat şimdi onlar gitmeyince bir anda karşımıza kocaman bir dev bir kütle çıktı ve bunu çözebilmek için de bu yüksek orandaki faizi arttırmak zorunda kaldılar. Oysa yumuşak bir geçiş yapılabilirdi. Fakat siyasetin bu gerginliği bu yumuşak geçişe müsaade etmedi diye anlıyorum ben. Bir de üstüne üstlük bunları hesaba katmazsanız bir yerden iftiralar, yalanlar sarmalına Türkiye'ye girince onun nereden size etki verebileceğini tahmin etmekte zorlanabilirsiniz. Bir yerden bir şeyi kurtarmaya çalışabilirsiniz. Hakimleri, savcıları, polisleri yerinden değiştirerek ben bu yolsuzluğun üzerine kapatayım diyebilirsiniz ama onun sesi ta işte böyle ekonomilerden ve dövizlerden gelir. Bunun faturası da paralel hepimize çıkmış paralel yapıya hepimize kesilmeye çalışılıyor. Bir buradaki kameraman arkadaşlarımızdan bütün Türkiye'deki vatandaşa kadar hepimize bu fatura çıkmış durumda. Hepimizin cebindeki 100 lira 80 liraya indi şu anda.